Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bilişim sohbetleriyle beraberiz. Şeref Güngör hocamızla beraber olacağız. Mobil yazılım geliştirme, mobil oyun geliştirme üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Haydi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bilişim sohbetlerimizde Şerif hocamız yanımızda. Kendisi yine bilişim sektöründe özellikle yazılım bölümünde uzman kişilerden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Adım Şerif Güngör. 23 yaşındayım. Yazılımla küçük yaşlardan beri uğraşıyorum. Lise yıllarından beri yazılımla iç içeyim. Aslında ortaokul yıllarımdan beri diyebilirim. 2008 yılında başladım ben bu işe. PHP ile başlamıştım. PHP web tasarım. Bu alanlar oldukça ilgimi çekmişti. Ne yaptım o zamanlardan beri? Yani sürekli üzerinde durdum mu? Lise yıllarında biraz konuları araştırdım. Ne yapmam gerektiğini öğrendim. Mesela bir web tasarımda ne yapmam gerekiyor? HTML, CSS nedir? Ya da bunun arka planda kodlamalarının nasıl yapıldığını araştırmıştım. Tabii gün geçtikçe de üniversiteye de gittiğimde aldığım eğitimlerde benim altyapımı zamanla oluşturmuştu. Bu nedenle pek problem yaşamadım. Üniversite yıllarımda da bu işi rahatlıkla yürüttüm. Aynı zamanda da şu an mobil geliştirici olarak çalışıyorum. Bir yerde full stack developer olarak, web geliştiricisi olarak çalışıyorum. Bu şekilde. Peki hocam, lise ve üniversitedeki bölümleriniz neydi? Lisede ben düz lise okumuştum. Sözel bölümü mezunuyum. Aslında bilişime uzak bir alan. Aslında evet öyle. Ama şöyle ben şuna inanıyorum. Okuduğunuz bölümden çok mesela sayısal olsun, sözel olsun bunun çok bir önemi yok. Çünkü benim okuduğum zamanlarda ben de aslında bilgisayar üzerine okumak istemiştim. İmkanım olmadı. Öyle gidemedim. Düz okumak zorunda kaldım ama sürekli 4 sene boyunca kendimi bilişim alanında böyle her yıl yeni eğitimler alarak, yeni kurslara giderek ya da evde boş vakitlerimi sürekli yazılım üzerine geliştirerek geçirmiştim. Üniversitedeki tercihinizde ne oldu? Üniversitede bilgisayar programcılığı okudum. Ama daha önce üniversite okumadan bana şöyle bir kolaylık sağlandı. Yani kendi açımdan kendim sağladım diyebilirim. 4 yıl boyunca kurslara gittim. Sürekli kendimi evde olsun, boş vakitlerimde sürekli yazılım geliştirerek vaktimi değerlendirdiğim için üniversitede hiç zorlanmadım. Tüm derslerimi başarıyla geçtim gibi bir durum oluştu. Peki şu anki meslek ve unvanınız nedir? Yani piyasada ne unvanla çalışıyorsunuz? Piyasada ne unvanla çalışıyorum? Full Stack Developer olarak çalışıyorum. Bir web sitesinin tasarımı, ön yüzü, backend'i, arka planı, frontend, backend. Bu görevlerin hepsini yürütüyorum. Aynı zamanda mobil geliştirici olarak da çalışıyorum. Peki son dönemdeki popülerlik biraz mobile kaydığı için mobil uygulamalar, mobil oyunlarda daha mı çok çalışıyorsunuz ve o tarafta daha mı işiniz yoğun? Evet, mobil üzerine işlerim daha yoğun. Aynı zamanda ben sürekli web geliştirmeyi çok sevdiğim için yani hiç bırakmıyorum web tarafı. Benim için özel bir yere sahip. Çünkü lise yıllarımdan beri sürekli webde uğraşıyorum. Tabii mobile geçtik ne değişti? Ben mobilde de web'i sürekli kullanıyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir uygulamanın arayüz tasarımında CSS bilginiz webden gelmesi gerekiyor. Mesela HTML taglerinin, XML taglerini bilmeniz gerekiyor bir mobil uygulama geliştirirken. Alanlar birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirine bağımlı şekilde yürüyor. Şöyle ki ben bir kullanıcı etkileşimli uygulama dizayn etmek istediğimde ben web yazılım dillerine ihtiyaç duyuyorum. Ya da bir uygulama yaptığımda web arayüzünü geliştirebilmek için yine HTML, CSS bilgisine ihtiyaç duyuyorum. Peki buradan yola çıkarsak bu tarz alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlara, meslek sahibi olmak isteyen arkadaşlara altyapı anlamında ne öneriyorsun ve hangi yollardan geçmesi gerekiyor ki mesela bir mobil uygulama geliştirici unvanı kazanabilsin bu arkadaşımız? En alt seviyeden üste kadar nasıl bir yol izlemeli? Öncelikle her şey algoritmadan başlıyor. Algoritma
fikir yürütebilme, bir iş sürecini komple yönetebilmek sizin elinizde. Şöyle ki, şöyle düşünün. Bir iş fikrini siz üretebilirsiniz. Yazılımın güzel tarafı bu. Olmayan bir işi, yani bir icat çıkarmak gibi kendiniz yeni bir fikir üretip bunu piyasaya sürebilirsiniz. Bunun temelinde de programlama bilgisinden ziyade öncelikle algoritma geliştirme geliyor. Yani programların temellerini çok iyi öğrenmeniz lazım. Daha sonrasında yazılım dillerine ihtiyaç duyuyorsanız yazılım dillerini öğrenmeniz gerekiyor. Ben eğitimlerimde hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bir yazılımı çok iyi yapamayabilirsiniz. Güzel yazılım geliştirme bilmiyor olabilirsiniz. Ama güzel bir fikriniz vardır. Bunu yaptırabilirsiniz, bunu satabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Fikrinizden para kazanırsınız diyor. Peki, bu mesleğe girdikten sonra hem yurt içi hem yurt dışı için konuşursak, mobil uygulama geliştirme, web geliştirme, yazılım geliştirme sektöründe piyasa nasıl? Maddi olarak, manevi olarak, şartlar olarak nasıl görüyorsun piyasayı? Piyasa şöyle, yani şundan 2-3 yıl, şu anki zamanımızdan 2-3 yıl geriye gidersek, yani ben üniversiteden mezun olduğum zamanlardan bahsedersem bir yıl iş aradım gerçekten. Böyle bir de üniversitede bu işi biliyorum, mesela PHP biliyorum, Java yazılım dili, C Sharp biliyorum dememe rağmen bir sene açıkta kaldım. Şöyle ki, yani sürekli kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ben bunu eğitimlerde özellikle vurguluyorum. Her gün kendinizi geliştirin çünkü her gün yeni bir teknoloji çıkıyor, her gün yeni bir konu çıkıyor. Belli başlı alanlarda da sürekli uzmanlık kazanmamız gerekiyor. Bu öğrendiğimiz bilgiler hem bize maddi manevi her şekilde katkı sağlıyor. Bu nedenle boş vaktiniz, yani boş demeyelim çünkü öğrendiğiniz, bugün öğrendiğiniz bilgi sizi 3 ay sonra çok iyi bir yere getirebiliyor. Bu nedenle ben bu eğitimlerin oldukça önemini görüyorum. Nerede kalmıştık? Sorumuz neydi? Tekrar bir Peki, gelelim. ya piyasada iş unvanı olarak en çok hangi unvanlar aranıyor bu alanda? Şimdi piyasada şöyle bir durum var. Size şöyle söyleyebilirim. Piyasada bir işe girmek istediğiniz zaman öncelikle bilginiz olsun. Bilginiz yoksa hiçbir işe almazlar gibi bir durum var yazılım üzerine. Çünkü şöyle diyelim. Ben yeni bir eleman ihtiyacı olduğu zaman şuna bakıyorum. Alacağım kişi bize ne katacak, ne biliyor. Daha önce proje çıkarmışım. Projelerin oldukça önemi var. Yani ben birine işe alacağım zaman hiç daha önce bir proje çıkarmamış birini mi alırım? Bana bu katkı sağlar. Yoksa atıyorum 5 tane, 10 tane çalışma yapmış. Bunları 1-2 tane projeyle taçlandırmış şekilde daha önce bu alanda çalışmış bir kişiyle mi? Tabii ki çalışmış bir kişiyle projeleri daha önceki yapmış olduğu çalışmaları bize referans olarak sunabilecek kişileri tercih ediyorum. İş olarak imkanlardan bahsedersek, yani Ya. yurt dışı mı Türkiye mi diye sorarsanız, burada kendi işinizi tutturursanız bence yurt dışına pek gitmeye gerek yok. Ve orada barınması, her ülkenin kendine göre imkanları vardır, Yaşam yaşam şartları, şartları, zorlukları. zorlukları vardır. Evet. Bence burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Hiç de gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Bir yerde full tam zamanlı çalışıp da bir yerde de freelance olarak çalışabilirsiniz. Bizim yazılım sektörünün en güzel yanı da bu. İstediğiniz her yerde çalışabiliyorsunuz. Bugün evdesin, evde çalışabilirsin, tatile gittin. Hiç fark etmiyor. Lokasyonun hiçbir önemi yok bizim için. Yani bu nedenle bir de şu önemli. Yani sürekli bir iş ortamında bulunayım diye hani bir ofis ortamında ben sürekli çalışmaya pek sıcak bakmıyorum. Evde Aslında de. bunu soracaktım. Freelance mi, tam zamanlı bir maaşlı bir ofiste mi çalışmak, bir ajansta mı mesela çalışmak? Yani freelance olarak çalışmanın oldukça keyifli olduğunu biliyorum. Sürekli ben de bu şekilde olabildiğince freelance çalışmak isterim. Ama tam zamanlı çalışmanın da şöyle avantajları oluyor. Size güzel bir iş disiplini katıyor. Bir yandan da hani bazen şöyle olur. Freelance çalışırsın. Bazı zamanlar iş gelmez ama işini garanti altına alırsan o daha da iyi oluyor. Ben şu an nasıl yapıyorum? Hem freelance hem full'ü aynı zamanda yürütüyorum. Aynı zamanda yetmenlik yapıyorsunuz. Aynen öyle.
Peki online tarafta bir girişimleriniz var mı? Eğitim olur veya yazılım olur. Online tarafta bir projeleriniz var mı? İleriye dönük düşünüyorum. Mesela şöyle ki vaktim olmuyor ama Udemy eğitimleri düşünüyorum. Blog sistemden makaleler yazıyordum ve 200 kadar var. Yazılım üzerine bunları artıramadım. Normalde yıllık hedefim her sene 100 tane makale paylaşayımdı. Şimdi şey yapıyorum, YouTube üzerine eğitimlerimi yüklüyorum. Bunlar üzerine biraz yoğunlaşmayı düşünüyorum. Zaten onları da paylaşacağız videonun altında arkadaşlarımıza. Size oradan takip ederler. İnşallah. Peki Bekleriz. son sorularımı alayım. Bu mesleğin içine girdiniz. Liseden beri, ortaokuldan beri uğraşıyorsun. Yine bugün sorsak bu işe girer miydin? Yoksa girdiğin için mi devam ediyorsun? Veya bir pişmanlığın oldu mu bu süreçte? Keşke şu yoldan gitseydim veya şu çalışmayı yapsaydım gibi bir pişmanlık oldu mu bu sektörde? Pişmanlığım olmadı. Hatta tam tersine çok seviniyorum. Diyorum ki iyi ki bu işe girmişim. Ama tabii her işin bir zorluğu, stresi oluyor. Sabretmek lazım. Diyorum ya bazen bir iş alıyorum. Ya diyorum nereden aldım bu işi? Başıma bela. Tabii belli başlı aşamaları geldikten sonra diyorsunuz ki iyi ki böyle bir işe girmişim. Çünkü yaptığınız her proje sizlere bilgi birikimi olarak geri dönüyor. Ben paradan çok burada edindiğiniz bilgi benim için daha kıymetlidir. Ben sürekli bunlara bakıyorum. Peki son olarak tavsiye ve öneriniz nedir? Bu yazılım sektörüne girmek isteyen arkadaşlar için. Yazılım sektörüne girmek isteyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Bir hevesle hadi ben yazılımcı olacağım deyip girmeyin. Bir iyi bir araştırın, neleri öğrenmeniz gerekiyor. Bunlara iyi bakın. Yani ben düşünüyorum bir 10 yıl önce başlamışım ama bugünü düşünecek olursam diyorum çok eksim var. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Kendinizi sürekli yenilemeyecekseniz bu sizi yıpratır. Bizim mesleğin hem güzel tarafı hem de zorluğu bu. Kesinlikle Güncel ol, kalmak zorundasın. sürekli güncel olmak gerekiyor. Ama bu bize nasıl dönüş sağlıyor? Sürekli yeni bilgi, taze bilgi. Bu bizim altın bileziğimiz. Peki hocam çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Katıldığın ederim. için, bu bilgiler için. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.